Melkor'un ağaçları yok edip Noldor'un yüksek kralı Finwë'yi katledip Silmarilleri çalıp Orta Dünya'ya dönmesinin üzerine Valinor'da Feanor'un başına çektiği bir Noldor isyanı başladı. Feanor'un deliliği ve hiddeti etrafında toplanan Noldor'un bir kısmı artık ismi dünyanın karanlık düşmanı yani Morgoth olan Melkor'u öldürmek üzere ve Silmarilleri geri almak üzere yemin eden Feanor ve oğullarıyla birlikte Orta Dünya'ya geri döndü. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere Feanor'un ölümünden bahsedeceğim. Geri dönüş sırasında pek çok üzücü olay meydana geldi. Elfin Elfi katlettiği akraba kıyımı gerçekleşti. Ardından Mandos geri dönenlerin korkunç yazgısını bildirdi ve nihayet Noldor bir ihanet ile ikiye bölündü. Çünkü Feanor akraba kıyımı esnasında ele geçirdiği gemiler ile Orta Dünya'ya geri dönmüş ve geri döner dönmez bütün gemileri yakarak geride kalan Fingolfin liderliğindeki Noldor'u Helcaraxes'in buzullarından ilerleyip nice kayıplar vermesine neden olmuştu. İşte bu anlattıklarım daha önceki videolarda detaylıca anlatıldı. Feanor ve oğulları Lamoth yani büyük yankı ıssızlığında Losgar'da karaya çıktılar. Gemilerden karaya çıkan Noldor'un bir kısmı Orta Dünya'ya geri dönmüş olmanın verdiği heyecanla Valinor'da doğmuş ve Orta Dünya'yı sadece şarkılarda ve anlatılanlardan bilen diğer kısmı ise bu topraklara ilk kez basmanın verdiği heyecanla çığlık atmaya başladı. Bu çığlıklar ve tabi bir de gemilerin yakılışının korkunç sesleri denizin rüzgarlarını bile bastırarak ta uzaklardan bile duyuldu. Fakat gemilerin alevlerini gören ve elflerin seslerini işiten dost olmayan gözler ve kulaklar da vardı. Morgoth'un uşakları olan orklar ve gözcüleri de Noldor'un kıyıya çıktığını görmüşlerdi. Bu haberler Angband'a yani Morgoth'a ulaştığında nasıl tepki verdiğini söyleyen bir hikaye yoktur. Ama denir ki Morgoth henüz daha Noldor'un kılıcıyla tanışmadığı için çok da korkmamış ve zaten kısa zamanda da Noldor'u tekrar geri denize dökmeyi planlıyormuş. Henüz daha ay doğmadığı ve güneşin varlığı bile bilinmediği için ki güneş arkadan gelen Fingolfin Orta Dünya'ya geçtiğinde doğdu. Feanor ve onu takip eden Noldor yıldızların ışığı altında yolculuklarına başladılar. Ve kısa bir seyahatten sonra Hitlum topraklarından geçerek Mithrim gölüne vardılar. Ve gölün kuzey tarafında ordugahlarını kurdular. Onlar henüz daha bilmeseler de Morgoth'un bulunduğu Angband'a oldukça yakındılar ve Morgoth bunu fırsat bilip düşmanları henüz daha hazırlanmadan onları yok etmek için ordularını harekete geçirmişti bile. Feanor kampını daha doğru düzgün kuramadan orklar gölgeli dağların geçitlerinden geçip saldırdılar. Henüz daha gökyüzünde sadece yıldızlar olduğu için bu savaşa Dagor Nuin Gliath yani yıldızlar altındaki savaş dendi ki bu savaş Beleriand savaşlarında yapılan ikinci muhaberedir. Morgoth'un ordusu sayı olarak elflerden çok daha fazlaydı fakat Noldor daha yeni Orta Dünya'ya gelmişti ve bunun coşkusu ile doluydu. Ayrıca gözlerindeki Aman'ın ışığı yani ölümsüz toprakların ışığı da henüz daha sönmemişti. Bu nedenle hiddetle savaştılar, uzun ve korkunç kılıçları ile deliye dönmüş bir şekilde saldırdılar. Öyle ki bir elf beşinin onunun birden canını alıyordu. Orklar kaçmaya başladılar ve Noldor onları Ardgalen'e doğru sürdü. Bu sırada Círdan'ı Falas limanlarında kuşatma altına alan orklar da dağılmakta olan orduya yardım etmek için harekete geçti. Fakat Feanor'un oğlu Celegorn savaş alanına doğru gelmekte olan bu kuvveti haber aldı ve pusuya yatarak onlara aniden şiddetle saldırdı. Celegorn ile Feanor arasında kalan bu orklar 10 gün boyunca dayandılar ama en sonunda katlettiler. Haberler ulaştığında Beleriand'ı ele geçirmek için kurduğu ordusunun darmadağın olduğunu öğrenen Morgoth fenalıklar geçirdi. Fakat gelen bir haber vardı ki bütün ordunun katledilmiş olması bile önemini yitirdi.
İntikamının yaklaştığını düşünen ve artık öfkeden gözü dönen Feanor, kaçan orkların peşine takılmıştı. Kahkahalar içerisinde önüne çıkan orkları öldürüyor ve Valar'ın gazabına ve önüne çıkan her türlü engele karşı buraya kadar gelmiş olmaktan gurur duyuyordu. Böylece kaçan orkları kovalarken tedbiri elden bıraktı. Ordusu ile arasını gittikçe açmaya başladı. Bunu gören Morgoth'un hizmetkarları uluyup bağırışmaya başladılar ve Angband'dan Balroglar dışarı aktı. Böylece Feanor ve yanındaki birkaç kişi Balroglar tarafından kuşatıldılar. Feanor metanetini kaybetmeden uzun zaman savaştı. Ne yara bereleri ne de Balrogların ateşi durdurabildi onu. Fakat en nihayetinde Balrogların efendisi Godmong tarafından yere çalındı. O sırada geride kalan oğulları ordu ile yetişmeseydi hiç kuşkusuz oracıkta katledilecekti. Fakat ordunun geldiğini gören Balroglar geri çekildi. Oğulları babalarını sarmalayıp Mithrim'e doğru yola çıktılar ama bir müddet sonra Feanor onları durdurdu. Çünkü yaralarının ölümcül olduğunu biliyordu ve vaktinin de kalmamış olduğunu anlamıştı. Onu yere yatırdılar ve orada Feanor karşısında Angband'ın hemen yanında Orta Dünya'da Morgoth tarafından yükseltilmiş en kudretli zirveler olan Thangorodrim'i gördü. Ve onları Noldor'un gücünün yıkamayacağını işte o anda anladı. Fakat buna rağmen Morgoth'un ismini 3 kez lanetledi ve oğullarından da yeminlerini bozmamalarını istedi ve orada öldü. Orta Dünya'nın görüp görebileceği en ateşli ruha sahip olan elfi Feanor böyle göçtü ve Mandos'un salonlarına gitti. Denir ki onun ne bir mezarı oldu ne de toprağa gömüldü. Çünkü öldüğü anda içindeki ateş bedenini kavurdu ve küle çevirdi ve duman olup süzüldü. Bir daha da Orta Dünya'da böyle bir ölüm ne görüldü ne de duyuldu. Noldor'un gelişi ve daha gelir gelmez Morgoth ile savaşa tutunup onların ordularını yok ettiği haberi Orta Dünya'da hızla yayıldı. Ve burada yaşamakta olan elfler bu en umutsuz anda batıdan gelen akrabalarını mutluluk ile karşıladılar. Bir süre sonra Feanor'un oğullarının yanına Morgoth'un elçileri geldi. Morgoth hem bir Silmaril'i vermeyi kabul ediyordu hem de yenilgiyi kabul ediyordu ama onun da bazı şartları vardı. Feanor'un en büyük oğlu Meadros kardeşlerini sanki anlaşmaya varacaklarmış gibi buluşma yerine gitmeye ikna etti. Meadros kendince kurnazlık yapıyordu ama karşısında kimin olduğunu unutmuştu. Morgoth buluşmaya daha fazla ork yolladı ve hatta aralarında Balrog bile vardı. Ve böylelikle Meadros burada esir edildi ama öldürülmedi ve Angband'a götürüldü. Morgoth Meadros'un Noldor savaştan vazgeçip geri dönmedikçe ve Beleriand'ı terk edip güneye inmedikçe bırakmayacağını bildirdi. Fakat Feanor'un oğulları ne yaparlarsa yapsınlar Morgoth'un abilerini bırakmayacağını biliyorlardı. Ayrıca etmiş oldukları yemine de bağlıydılar ve açmış oldukları savaştan vazgeçmeleri mümkün değildi. Bunun üzerine Morgoth, Meadros'un sağ bileğine çelik bir kelepçe takıp onu Thangorodrim'deki bir uçurumdan sallandırdı. Bu sırada Fingolfin yanındakilerle birlikte en sonunda buzulu geçip Orta Dünya'ya ayak basmıştı. Onlar Orta Dünya'ya geldiklerinde önce ay, ardından Fingolfin Mithrim'e doğru giderken de güneş ilk kez bütün ihtişamıyla Orta Dünya'nın üzerine doğdu. Ve böylelikle yıldızların çağı da sona ermiş oldu. Fingolfin sancaklarını açıp boruları çalarak yol aldı ve hiçbir direnç ile karşılaşmadı. Çünkü güneşin doğuşuyla dehşet içinde kalan Morgoth'un güçleri korkarak Angband'a sığınmışlardı. Morgoth'un kendisi bile bu yeni doğan tehdit karşısında sinmişti. Böylelikle herhangi bir dirençle karşılaşmayan Fingolfin Angband'ın kapısına kadar geldi ve orada kapıya darbeler indirmeye başladılar. Ama ellerindeki basit aletlerle kapıları yıkamayacakları belliydi. Bütün bu uğraşlar esnasında onların gelişini borular ile duyan Meadros'un yardım isteği ise hiçbir tarafından duyulmadı.
En sonunda Fingolfin de güneye dönerek Feanor'un oğullarının bulunduğunu duyduğu Mithrim Gölü'ne doğru yola çıktı ve oraya ulaştığında o da ilk kez kuzey kıyılarına yerleşti. Fingolfin'in halkı ile Feanor'un çocukları arasında çok az bir sevgi vardı çünkü Feanor'un onları geride bırakmasının bir sorumlusunun da oğulları olduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle bu iki halk arasında bir savaş çıkma ihtimali vardı. Feanor'un oğulları güneye doğru taşındı ve iki halk aralarına gölü alarak huzursuz bir bekleyiş içine daldı. Noldor arasındaki bu bölünmüşlük oldukça talihsizdir. Çünkü tam da Morgoth güneşin çıkışı ile sinmişken ele geçen bu değerli zaman heba olup gitti. Morgoth gün gelip de karanlık düşüncelerinden sıyrılınca Noldor'un ikiye bölünmesinden hoşnut oldu ve Angband'ın derin çukurlarından dumanlar ve buharlar yükselmesini sağladı. Bu dumanlarla güneşi biraz da olsa örtmeyi başardı. Fingolfin'in oğlu Yiğit Finrod iki halkın bir an önce birleşmesi gerektiğinin farkına vardı. Aynı zamanda eskiden çok sevdiği Maedros'un anısı da kalbini acıtıyordu. O da hiç kimseye haber vermeden onu bulmak üzere Angband'a doğru yola çıktı. Morgoth'un salmış olduğu dumanlardan da faydalanarak oraya kadar da gitti. Thangorodrim'in tepelerine tırmandı ama daha ileriye doğru gidemedi. O da düşmanın tam kapısının önünde olduğuna aldırmadan bir şarkı söylemeye başladı ve böylelikle aradığı kişiyi buldu. Maedros şarkıya cevap verince ona doğru ilerlemeye başladı. Asılı olduğu uçurumun altına geldi ama ona ulaşamadı. Bunun üzerine acılar içerisindeki Maedros onu vurup öldürmesi için yalvardı. Finrod bir ok çıkardı ve onu yayına yerleştirirken Manwë'ye yakararak onun kuşları gibi bu tüylü okunda hızlı gitmesini diledi. Tam okunu bırakacaktı ki kartalların kralı Thorondor yükseklerden süzülüp geldi. Çünkü her ne kadar Noldor'un yaptıklarına üzülmüş olsa da Manwë henüz tam olarak onlara sırtını çevirmemişti ve hizmetkarları devamlı düşmanı gözlüyordu. Böylece Finrod'u alıp Maedros'un yanına bıraktı fakat Maedros'un kolundaki kelepçeyi açamayan Finrod onun elini bilekten kesmek zorunda kaldı. İşte böyle kurtuldu Feanor'un en büyük oğlu esaretten ve bundan sonra sol eliyle kılıç kullanır oldu. Fakat bu olay Noldor halkları arasındaki buzları eritti. Ardından Maedros bir bilgelik yaparak Fingolfin'i kralı olarak selamladı ve hükümdarlığın da onun hakkı olduğunu söyledi. Böylece Noldor tekrar birleşti ama Maedros'un söylediklerine Feanor'un oğulları asla yürekten katılmadı. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Güneş'in birinci çağını oluşturan olayların ilk kısmını anlattım. Devamlı edeceğiz. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine iyi baksın.